Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine mükemmel bir video ile karşınızdayım. Neredeyim? Fethiye'deyim, Ölüdeniz'deyim. Arkadaşlar bu videoda size Fethiye'nin gezilecek güzel yerlerini göstereceğim. İşte Kelebekler Vadisi olsun, Ölüdeniz'in biçleri olsun, işte gezilecek güzel mekanlar olsun, hepsini size göstereceğim. Şu an bir oteldeyim, butik otel, harika. Şöyle gördüğünüz gibi bungalovları var, havuzu var, çok güzel bir yerdeyim. Mükemmel bir video olacak. Ben size söyleyeyim, Fethiye'ye geldiğinizde bu yerleri kesinlikle görmek isteyeceksiniz. Şimdiden bence kaydetmeyi, beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdiki rotamız Göcek'te Port Villa sitesinin nehri. Aşırı güzel portre bir fotoğraf açısı var. Herkes geliyor, duruyor, fotoğraflar çekiyor. Göcek Marina'nın sol tarafına düşüyor. Yarım saattir falan insanların buradan geçmesini bekliyoruz. Her gelen fotoğraf çekiyor. Influencer'lar için vazgeçilmez bir yer. Harika fotoğraflar çekiliyor. Çok beğendim. Villalar var. Bayıldım yani. Keşke böyle bir yerde oturabilme imkanımız olsa. Bence buraya uğrayın ve buraları gezin. Fotoğraflarınızı da çekin. Ortam harika. Hadi yeni rotamıza geçelim. Arkadaşlar şimdiki durağımız Fethi Bey Parkı. Fethi Bey Parkı Ölüdeniz'e 5 dakikalık mesafede ama aşırı güzel. Bence geldiğinizde Fethiye'ye, Ölüdeniz'e kesinlikle buraya gelip akşamüstü bir vakit geçirmeniz lazım. Yeşillikler, güzel heykeller, o çocuklar için oyun alanları, basket alanı. Burası bildiğiniz bir belediye parkı. Ama şöyle işte suyun içinde yüzen ördekler, işte yel değirmenleri. Birçok şey var yani anlayabileceğiniz. Ama yeşil, özellikle her tarafın yeşil olması, denize sıfır olması aşırı güzel. Gördüğünüz gibi. Bence gelip görmelisiniz. Böyle deniz kenarında akşamüstü bir çekirdek yiyip sevdiğinizle, ailenizle, arkadaşlarınızla kesinlikle gelin burada oturun, manzarayı izleyin. Doğayla iç içe en sevdiğim. Şimdi parkın size detaylarını gösterelim. Ondan sonra diğer rotamıza geçelim. Hadi. O kadar çok yer var ki hangi birini göstereceğimi şaştım. Biraz da hafiften esinti var. Onun için daha çok manzarayı size gösteriyorum. Kendimi fazla kendimi çekmiyorum. Aşırı aşırı güzel bir yer ya. Çok çok beğendim. Yani gelip buraya saatler geçirebilirsiniz. O kadar diyorum. Şu arkamdakine bir baksanıza ya. Burada bir uçak var. Müthiş. Evet, şimdi teleferiye geldik. Ölüdeniz'i yukarıdan tependen izleyeceğiz. Ama sıra var biraz. Evet, şimdi yükseliyoruz. Daha şimdiden güzel yani. Oha!
sesine yankı yapıyor ama muhteşem. Keşke şu camlar artık güneş ışığından karşı mı yapıldı, ne yapıldı bilmiyorum ama nasıl diyeyim, siyah karanlık gelince deneyin. Bu arada kişi başı 300 TL ödedik. Ben ilk defa bu kadar yüksek bir teleferiğe biniyorum. Bence deneyimlenmesi gereken bir şey. Çok aşırı güneş vurduğundan manzarayı da tam göremiyoruz ama ben böyle bir dik açı görmedim. Yemin ederim üstümüze geliyorlar. Bak mesela inenler var. Birçok herkes de şöyle duruyor. Korkudan öyle duranlar da var. Tamam, çok zevkli manzara, efsane güzel ama çok, yani çıkarken çok korkutucu, inerken düşünemiyorum. Ay, bak direkten geçince çok tedirgin oluyor insan. Yükseklik korkusu olanlar aslında bununla yükseklik korkusunu da atabilir. Yani çelişkili biraz. Şeyi de sordum bu arada, paraşütle atlamayı da sordum. Kişi başı 150 dolar dediler. 150 dolar. Biz dolar kazanmıyoruz arkadaşlar. Onun için çok geldi. Şimdi evet, manzaraya devam. Karadağ tepedeyiz. Karadağ'dı değil mi? Rotamızın tepesindeyiz. Şu an Babadağ. Az önce de yanlış söyledim. Babadağ tepedeyiz. Ben ilk defa hayatımda bu kadar bir yüksekliğe şahit oluyorum. Ben böyle bir şey gördüm. Yükseklik korkusu olanlar için ama tam yükseklik korkusunu yenmesi için bir fırsat yani. Çünkü yukarıya geldikten sonra artık her şeyi aşmış oluyorsunuz. Şöyle bir manzaraya da bakalım. Olmasa böyle. Ya olsa da. Böyle bir yükseklik yok. Parasının hakkını tamamıyla hak ediyor yani. Kesinlikle denemelisiniz. Şunlara baksana. Çok güzel ya. Bütün Ölü Deniz manzarası ayaklarımızın altında şu an. Evet, şimdi mimara bineceğiz. Tekrardan bir kat daha gidilecek. Uhuu, bindik. İki kişiler kişi binebiliyorsunuz şöyle. Ama bunlar daha bir güzelmiş. Ya hayatımda yaşadığım en güzel deneyimlerinden biri olabilir yani. Bak şöyle inişli çıkışlı. Ama böyle bir yükseklik var ya, yok. Belki kameradan size yansımıyor olabilir ama. Bir de en tepeye çıktığınızda işte böyle şunlarla ekstradan şeye geçebiliyorsunuz, işte kafelere. Şurada ekstradan farklı bir kafe var. Şöyle bir manzarayı göstereyim. Paraşütçüler de buradan atlıyor. Ben böyle güzel bir şey görmedim. Çok çok güzel. Çok beğendim. İkide bir bunu tekrarlıyorum ama şimdi ilk deneyimim olduğu için böyle bir şeyde hoşuma gittiği için tekrarlıyorum. Şu an size 1200 rakımdan sesleniyorum. Lütfen abone olun ve beğenin. Lütfen. Ama şu an resmen hayatımı riske atmış gibi hissediyorum. Korkmuyorsun ama bir heyecan var, bir tedirginlik var devamlı içinde. Hadi bakalım. Tepeye geldik. Burada paraşütlerin havalandığı alandayız. Muhteşem. İzlemesi bile zevkli yani. Pilotlar ama. Çok iyi.
çılgın be. Pilota bak. Yemin ederim o var ya, yüreğe ağzına gelmiştir ya. Çılgın pilot. Şimdi teleferik maceramızın sonuna geliyoruz. Aşağı iniyoruz. Ama gerçekten muazzam. Her şeyiyle. Paraşütçüleri yakından izleyebiliyorsunuz. Paraşüt atlayışı yapabiliyorsunuz. Kafelerde oturabiliyorsunuz. Manzarayı istediğiniz gibi seyredebiliyorsunuz. Tek bir defa ücret veriyorsunuz yani kafelerin dışında. Bir defa ücret verip gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Yukarıda ekstradan bir daha üste çıkabiliyorsunuz. Toplamda 3 bölüm var. 3 bölümde de istediğiniz gibi inip tekrar binebiliyorsunuz. Bence muazzam. Herkes bence burayı deneyimlemeli ve parasını sonuna kadar hak ediyor bu arada arkadaşlar. 300 liralık bir şey değil yani bence bu. Muhteşem bir şey gerçekten. Birçok yabancı insan zaten kendi paraşütlerini getirip de buradan atlayış da yapıyor. Herkes atlarken muazzam eğleniyor. Adrenalin dolu hepsi. Çok güzel bir deneyim oldu benim için bu. Paraşüt atlayışı da bir sonraki hedefim. İnşallah nasip olursa seneye bu zamanlar paraşüt atlayışı yapmak istiyorum. Bakacağız. Abone olup beğenirseniz duruma göre çok like atın ya. Biraz beğenin. Ona göre ben de bir şevke geliyorum. Bugünün sonuna geldik. Yarın tekrar gezeceğimiz yerleri devam edeceğiz. Göstermeye devam edeceğim. Daha bitmedi. Videodan ayrılmayın. Bitmedi. Hadi bakalım. Bir sonraki rotamıza. Rotamız Fethiye'nin Hayalet Köyü Kayaköy'deyiz. Arkadaşlar Kayaköy milattan önce 3000 yıllarına kadar dayanıyormuş bildiğim kadarıyla. Gayet güzel böyle gezilecek, görülecek yer. Eski bir tarihi köy yani açıkçası. Ama gördüğüm kadarıyla yine bizim insanımız içerilerde her yere bir şeyler yazmış, çizmiş, işte boyamış, bir şeyler yapmış. Arkadaşlar tarihimize böyle şeyler yapmayalım. Her zaman herkes uyarıyor ama bizim insanımız akıllanmıyor. Lütfen biraz daha bilinçli olalım. Şimdi Kayaköy'ü bir gezelim. Ören yeri diğer adıyla gezelim. Siz de bir bakın. Ama gelmek isterseniz gayet yakın ve konum olarak da güzel. Burada bayağı bir kahvaltıcı falan da var köy olarak bulunduğu için normalde de. Gelip burada kahvaltı falan da yapabilirsiniz. Gayet güzel bir konum. Şimdi gezelim. Siz de bir görün. Hadi bakalım. Söylediğim gibi yine bir boya bir şeyler. Yukarıdaki evlerin içinde de işte atık çöpler, şişeler bir şeyler vardı. Biraz daha bilinçli olalım ama çok güzel bir yer. Tarihi bir yer yani. Tarih sevenler için, fotoğraf çekmek için gelenler için de gayet güzel bir yer. Ben beğendim. Güzel rota. Rotamızı ekliyoruz. Şimdiki rotamız Amintas Kaya Mezarlıkları. Amintas Kaya Mezarlıkları Fethiye'ye 10 dakikalık uzaklıkta. Giriş ücreti 60 lira. Bayağı bir aurası güzel. Fotoğraf çekmek için çok uygun. 60 lira için değer mi bilmiyorum.
Şimdi pek fazla bir şey yok. Şöyle gördüğünüz gibi sadece kaya mezarlıkları var. Ve yukarıda da ekstrası var. Mezarlıkların yanında çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Tarihini çok araştırmadım. Çok bilmiyorum. Ama aşırı güzel duruyor. Aurası çok güzel. Gördüğünüz gibi. Bence rotanıza burayı da eklemelisiniz. Şimdiki rotamız Telmessos Antik Tiyatrosu. Şu an geldik ama giremedik. Daha girememeyi bırakın. Büyük ihtimal şu an restorasyonda düzenleniyor. Çünkü her yerde yeni getirilmiş taşlar var, mermer taşları. Her yer zaten yıkık dökük gibi. Yine de videoya koymak istedik. Buraya kadar geldik, görmek istedik. Tam Fethiye Marina'nın yanında. Gayet güzel görünüyor bildiğiniz antik bir amfitiyatro gibi. Çok güzel görünüyor. Bitmiş halini daha sonra belki görürsek seneye paylaşabiliriz. Ama yine de bittikten sonra gelip görülmesi gereken yerlerden birine ekleyin.